Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu nutuk nedir? Kısaca özellikleri, tarihsel niteliği ve önemi. 1927 yılının Haziran ayının sonunda 19 Mayıs 1919'dan beri 8 yıldır gitmediği İstanbul'a giderek 30 Eylül'e kadar nutuk üzerine çalışan Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde nutuğu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kongresini açıyorum diyerek konuşmasına başlayan Mustafa Kemal, partinin 9 yıl önce doğduğunu belirtmiş ve tüm Anadolu'yu ve Rumeli'yi kapsamak üzere ilk genel kongresini Sivas'ta gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla açılışını yaptığı büyük kongrenin Sivas Kongresi'nden sonra ikinci kongre olduğunu işaret etmiş ve açılış konuşmalarının ardından tekrar kürsüye gelerek nutuğu okumaya başlamıştır. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser nutuktur. Nutukta nelerden bahsedilir? Atatürk'ün nutuğu 3 ciltten meydana gelmiştir. 1. cilt 1919-1920 yılları arasını ele alır ve genel olarak Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, Osmanlı Devleti'nin genel durumu, milli mücadele çalışmaları, milli mücadeleyi içeride ve dışarıda engelleme çalışmaları, Mustafa Kemal'in şahsına ve heyeti temsiliyeye karşı ortaya çıkan tepkiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açma çalışmalarından bahseder. İkinci ciltte 1920-27 yılları arasındaki dönem ele alınmıştır. Bu ciltte genel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Kurtuluş Savaşı, İtilaf Devletleri ile yapılan siyasi görüşmeler, Cumhuriyet'in ilanı, çok partili hayata geçiş ve yapılan devrimler anlatılmıştır. Ayrıca bu cilt, nutuğun Mustafa Kemal'in bir anlamda vasiyeti olduğunu doğrular biçimde Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle son bulmuştur. Üçüncü cilt ise 1919-1920 yılları arasındaki yazışmaları ihtiva eden tarihi belgelerden oluşmaktadır. Atatürk'ün Nutuk adlı eserinin özellikleri nelerdir? Nutukta hadiseler anlatılırken tarihi kronoloji takip edilmeye çalışılmış fakat yeri ve zamanı geldikçe olaylar kronolojiye uygun olmadan önemine göre ifade edilmiştir. Olaylar anlatılırken bazı şahıslarla ilgili hatıralar da nakledilmiştir. Diğer taraftan nutuğun 1919 ve 1927 arasındaki dönemde yaşanan tüm olayları kapsamına almadığını ve bahsettiği olaylardan da önemleriyle orantılı bir uzunlukta bahsetmemiş olduğunu vurgulamak gerekir. Nutuğu yazmaktaki maksadını inkılabımızın tetkikinde tarihe kolaylık sağlamak olarak açıklayan Atatürk, gelecekte inkılapların neden yapıldığına dair türlü yorumlar yapılabileceğini, ancak bu inkılapları düşünen ve yapanın bizatihi kendisi olmasından hareketle en etkili yorumun kendi yorumu olduğunu belirtmiştir. Bu düşüncelerle kaleme aldığı Nutuk adlı eseriyle Atatürk hiç şüphesiz bir tarih yazarıdır. Ancak tarihçi değildir. Eserin de bir tarihçi objektifliği ve tarafsızlığı içinde yazması beklenemez. Zira son kertede nutuk bir hatıradır ve hatıraların tam bir objektiflik içinde yazılmaları söz konusu olamaz. Ancak Atatürk'ün doğrudan doğruya kaleme aldığı tarihi yapan isim olması, yani nutukta tarihi yapan ile yazanın aynı şahsiyette birleşmiş bulunması, nutuğa sıradan bir hatıratla karıştırılmayacak bir üstünlük sağlamıştır. Ayrıca Atatürk'ün bu eserinde bildirdiği olay ve şahsiyetler hakkındaki bilgilerin doğruluğunu bir cilt dolusu belge ile büyük oranda teyit etmiş olması da nutuğun sıradan bir hatırat olmadığını, çok daha güvenilir bir kaynak olduğunu bizlere göstermektedir. Atatürk'ün ilke, düşünce ve icraatlarını anlayabilmenin en doğru yolu nutuğu okumaktır. Lütfen siz de kendiniz veya çocuklarınız için Nutuk adlı eseri edinin ve okumaya gayret edin. Zira önyargıların kırılması ve gerçeklerin anlaşılması konusunda oldukça etkili bir eser olduğunu söyleyebilirim.
Hatta nutuk özel günlerde seçilebilecek en güzel hediye olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın.